Değerli kardeşlerimiz, sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Varlıkların hal diliyle yaptıkları ibadetlere örnekler var mıdır? Tabi bu soruyu soran kardeşlerimiz esasen e, Kur'an-ı Kerim ayetlerinin de belki buna işaret ettiğini bilerek e, veya duyarak sormuş olabilirler. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak bütün varlıkların Allah-u Teala'ya tesbih ettiğini ve kendi özellikleri itibariyle ibadetlerde bulunduklarını haber veriyor. E bununla ilgili Kur'an-ı Kerim'de mesela تُسَبِّهُ لَهُ السَّمَاوَاتُ سَبُوا وَالْاَرْضُ وَمَنْ ف۪يهِنِّ Yani Allahu u Teala'yı yedi kat gök, arz ve içindeki her şey Allah'a tesbih eder. Bir başka ayette mesela وَاِنْ مِنْ شَيْنِ اِلَّا يُسَبِّهُ بِهَمْدِهِ Hiçbir şey yoktur ki Allah'ı hamd ile tesbih etmesin. E şimdi Madem ki bütün varlıklar Allahu Teala'yı tesbih ediyorlar, o halde bunların tesbihlerini nasıl anlamak gerekiyor ve onların hal diliyle yaptıkları tesbihlere acaba somut örnekler var mıdır? Bakış açımız ne olmalıdır? Elbette her şey Allah'a tesbih eder. Bu tesbihin birinci manası Allahu Teala'nın emirlerine itaat etmek. Nasıl ki insanlar Allahu Teala'nın emirlerine iradi olarak itaat ediyorlar. Ve o itaatlar onların birer ibadetleridir. Bütün mahlukatta Allahu Teala'nın emrine uymakla, onun emrini yerine getirmekle, yani kendisine verilen vazifeyi hakkıyla yerine getirmekle, fiilen, hal diliyle ibadet etmiş, uymuş oluyor. Şu gökyüzünde çakılmış olan bizim Tabir caizse lambamız olan veya aşçımız olan güneş duruşuyla haliyle bize ne diyor? Ben burada kendi kendime durmuyorum. Beni burada biri durduruyor. Ben bu yörüngede kendim gezmiyorum. Biri beni burada gezdiriyor. Bu ışıkları size ben ulaştırmıyorum. Bu ışıkları sizi de beni de bilen ve yaratan bir zat rahmetiyle size ulaştı ulaştırıyor demiş oluyor. Ayrıca varlıkların çıkardıkları sesler de onların hal diliyle bir açıdan kendilerine has dillerle Allahu Teala yaptıkları tesbihlerini bize ulaştırmış oluyorlar. Şimdi rüzgarın çıkardığı sese, yağmur yağarken çıkan seslere ne diyeceğiz? Elbette onlar yaptıkları ibadetlerin birer hal dilidir. Şimdi Veysel Karani Hazretleri'nin duasını esas alarak mahlukatın yerine kendimizi koyalım ve onların hal diliyle yaptıkları ibadetleri, duaları kalp şöyle kulağımızı onlara verelim ve dinleyelim. Ne diyorlar onlar? Aynen şöyle diyorlar. Ya ilahena ey ilahımız Rabbimiz sensin. Çünkü biz abdiz. Nefsimizin terbiyesinden aciziz. Demek bizi terbiye eden sensin. Kulağımıza veriyoruz ve öyle diyor hem sensin halık çünkü biz mahlukuz yapılıyoruz. Bir başka mana hem rezzak sensin çünkü biz rızka muhtacız. Elimiz yetişmiyor. Demek bizi yapan ve rızkımızı veren sensin. Hem sensin malik. Çünkü biz memlukuz bizden başkası bizde tasarruf ediyor. Demek malikimiz sensin. Hem sen azizsin, izzet ve azamet sahibisin. Biz zilletimize bakıyoruz, üstümüzde bir izzet cilveleri var. Demek senin izzetinin aynesiyiz. Yani kainat her haliyle bize bunları fısıldıyor. Ayrıca hem Sensin gani mutlak çünkü biz fakiriz fakrımızın eline yetişmediği bir kına veriliyor demek gani olan sensin veren sensin hem sen hayy bakis'sin bütün haya sahipleri bize bunu söylüyor çünkü biz ölüyoruz ölmemizde ve dirilmemizde bir daimi hayat verici cilvesini görüyoruz bu durum elbette onlar hal diliyle hayatı bize veren zat diye bize haber vermiş olur. Hem sen bakisin. Çünkü biz fena ve zevalimizde senin devam ve bekanı görüyoruz. Hem cevap veren, atiye veren sensin. Çünkü biz umum mevcudat, kali ve hali dillerimizle daimi bağırıp istiyoruz niyaz edip yalvarıyoruz. Arzularımız yerlerine geliyor. Maksutlarımız veriliyor. O halde demek bize cevap veren sensin. Aslında bütün kainat Allah'ın isimleri sayısınca hangi isimler onları tecelli ediyorsa o hal dilleriyle bize Allahu Teala'nın varlığını, birliğini, isimlerini ve sıfatlarını haykırıyorlar. Biz de bu veysel karani hazretlerinin bu yaptığı duayı kainattan işitmek suretiyle Cenab-ı Hakk'ın kudretini ve kemalini anlamayı, isimlerini ve sıfatlarının farkına varmayı araştırmamız gerekiyor. Yani Allahu Teala kainat yaratmış ki ve insanları da özellikle insan, cin ve melekleri de ruhani varlıkları da göndermiş ki o kainat sahnesinde sergilenen güzellikleri okusunlar o güzelliklerin esas sahibi olan Allah'ı bulsunlar, isimlerle ve sıfatları tanısınlar. İşte bu yüksek tefekkür ibadeti Vesel Karan Hazretleri yaptığı gibi biz de hem kendimiz yapalım hem de kainatın dilinden gelen bu sesleri kulağımızı vermek suretiyle dinlemeye ve anlamaya çalışalım.